konuştum. Şimdi biz yine devam edelim eğer başka sorulacak bir şey yoksa. Ya ona geliyorum. Kapatalım ruh mevzunu. İşte Peygamber Efendimiz'e verilen ruh, ruhu azamın zuhuru. İsa Aleyhisselam'daki tahakkuk eden ruh, ruhul kudüs. Musa Aleyhisselam'a kadar gelen Adem Aleyhisselam'dan ruhu sultani. İşte bunları her birerlerimiz ayrı ayrı bilmemiz gerekiyor. Şimdi Mescid-i Aksa'ya gelelim inşallah. Mescid-i Aksa en uzak mescit manasına özendiriyorum değil mi? Zahir ifadeyle. Nereden en uzak? Kabe-i Muazzama'dan en uzak yer. İşte Mescid-i Haram'dan Kudüs-i Aksa'ya giden en uzak yani iki ibadet hali. Bakın şunu okuyabilirsiniz vakit bulduğunuzda. Bununla ilgili mevzular var onun içerisinde, Sure-i Fetih. Bir küçük şeye daha dikkat çekelim. Bugünkü Mescid-i Aksa'nın hükmü nedir? Allah'ın indinde gerçek manada. Hükmü nedir? Mescid-i Aksa'nın hükmü nedir bugün? Diye sorsalar ilahiyatçı olarak her birerlerimize, güya dinle ilgiliyiz diye. Nasıl cevap verir? O diye dua ederiz, seve diye ederiz arasında. İşte zahiren birçok ifadeleri varsa da batinen hakikatte Mescid-i Aksa diye belirtilen, kutsiyet diye belirtilen şey bugün, bakın, geçmişte yaşayan bir evliyanın kadir ziyareti gibidir. Mescid-i Aksa ziyaretleri. Geçmişte yaşayan bir evliyanın kabrini ziyaret gibidir. Sevap mahiyetinde. Sevap mahiyetinde, makam mahiyetinde de. Niye? Sizdir. Eski ismiyle Kabe-i Muazzama olmadığı, değil olduğu zamanlarda Beytül neydi Kabe'nin ismi? Beytül Atik. Değil mi? Beytullah. Bizim yine biraz farkında olmadan zannettiğimiz bir şey var. Zannediyoruz ki Kabe-i Muazzama Adem Aleyhisselam'dan beri Kabe ismiyle anılıyordu. Bakın. Ve öyle kitaplarda bahsediliyor. Ha, Kabe deniyor ama bu büyük bir yanlış. Kabe demiyor orada. Beytullah veya Beytül Atik diye geçiyor. Yani Kureyş'in tamirine kadar gelen tarih içerisinde Kabe ismi yok. Kabe küp, bildiğiniz gibi dört köşe demek. Yuvarlak şeye Kabe derler mi zaten? Kabe ismini Peygamber Efendimiz'in geçtiğindeki tarihten sonra alıyor. Yani yapımından sonra alıyor. Neden? Kureyş'in o kadarcık parası yok muydu o Hicr denilen yeri kapatamayacak kadar? İbrahim Aleyhisselam o devirden 2000 sene evvel orada 3-500 kişilik kabile ya vardı ya yoktu. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la olduğu zaman yeni koruluyordu oralar, yeni oluşuyordu. Ama İbrahim Aleyhisselam oğluyla birlikte o eski temelleri üzere Hicr içerisinde olmak üzere yükselttiler, yapabildiler. İki garip orada. Tuğla ile Kerkiş ile neyse. Ondan 2000 sene sonra o mahallin zenginleştiği, panayırların yapıldığı, ticaretin geliştiği, Kureyş gibi zengin bir aşiretlerin orada olması dolayısıyla bir tane Kabe değil, 50 tane Kabe yapma imkanları vardı onlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın programı onlara malzeme yetmezliği diye ifade ettirildi. Hatta bilirsiniz bir duvarını bir başka şey alıyor, bir duvarını bir başka aşiret mi ne diyorlar işte, kabile, bir duvarını bir başka kabile, öyle bitiriyorlar. Oradaki işte hikmet, Peygamber Efendimiz geldikten sonra bakın Mescid-i Aksa'da olan, yani Kudüs'te olan kutsiyet, Peygamber Efendimiz'e
sakın. Risalet geldiği gün fevellü ve çekeşet mesela haram ayetiyle Kudüs'teki kutsiyet o Mekke-i Mükerreme'nin üstüne alındı. Orası işte onun için evliya kabri gibi. İçi boş evliya kabri gibi kaldı. Orada şimdi o tecelli yok. O Kudüs Kudüs değil artık. Tarihi bir Kudüs. İsmen Kudüs. Ama hakkani olarak kutsi bir yer değil. Tarihi olarak Kudüs diye belirtiliyor. İşte oradaki bakın mertebeler Hacer-ül Esved köşesi, Muhammediye köşesi, marifet köşesi. Şu yanda Hicr'in olduğu yer İbrahimiyet köşesi. Hicr'in diğer köşesi Museviyet köşesi, diğer onun karşısı İseviyet köşesi. Bakın işte dört köşe olmasının sebebi bu Kabe'nin, Kabe-i Muazzama ismini alması bu. Kudüs'teki olan ilahi tecelliler, kutsi tecelliler Mekke'ye alındı. O ayeti kerimeyle ve daha evvel bilindiği gibi 18 ay kadar Mescid-i Aksa'ya namaz kıldı Müslümanlar. Kabe orada duruyordu. Niye böyle bir tatbikat yapıldı? İşte insanlık seyrinde böyle bir mertebe olduğu için, yoksa tarihi bir olay yahut rastgele bir hadise olduğu için değil. Ondan sonra Mescid-i Aksa'ya dönün. Fevellü veçeke setrel Mescid-i Haram. O Bakara suresinde iki sayfada dört defa geçmekte. O fevellü veçeke bölümü. Hani nereden çıkarsanız çıkın yine oraya yönelin diye dört mertebenin ifadesi o. Dört defa söylenmiştir. Tecelli ilahiye bakın İslam hükmü altında artık efal tecellisi, esma tecellisi, sıfat tecellisi, zat tecellisi Kabe'nin dört tarafına indirildi. Toplu olarak, cem olarak. Ama diyeceğiz ki Museviyet'in, İseviyet'in orada ne işi var? İşi var. Çünkü onlar birer makam. Ama Museviler, İseviler kendilerini ayrı olarak görüyorlar. Onların sorunu. Onlar öyle görsünler. Bizim düşündüğümüz İseviyet, Museviyet hakikati itibariyle. Pardon. Efendim. Ya, tamam siz dönün. İstediğiniz zaman dönün. Biz buradayız daha oturuyoruz. Tamam merak etme. Tamam. Kalmayız oğlum. Hadi. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen her şeyin bakın genel olarak belirtilen bildirilen her şeyin hususide özel olarak bizde yaşaması var. Ne var alemde? O var Adem'de demişler. Yoksa bu kadar teferruatlı bir hayatı niye bildirsin ki Cenab-ı Hak geçmiş yaşanan kavimlerin halini Ad kavminden, Lut kavminden bilene. Ya ama Kur'an'da varsa, Kur'an'da bize gelmişse eğer her birerlerimize geldi özel olarak. Her birerlerimizin Kur'an'ı var. Cenab-ı Hak özel olarak bize hitap ediyor. Yoksa Peygamber Efendimiz'in şahsında genel olarak herkese değil. Tabi ilk gelen Peygamberimizin Kur'an'ı kendisine gelen Kur'an. Eğer sadece ona gelmiş olsaydı onunla birlikte kaldırılırdı hepsi. Kabri şerifinde bir yer açılırdı orada tutulurdu, muhafaza edilirdi, yayılmazdı bu şekilde. Demek ki her birerlerimize özel olarak gelmekte Allah'ın mektubu gibi. Hem de hasna müstesna çok güzel bir mektubu gibi. İşte biz bu mektuptan kaç sayfasını anlamışsak, kaç satırını anlamışsak ama ben sonra alırım. Yaşamımıza bunu intikal ettirmişsek yoksa lafzı ezberlememiz sevap kazandırmazsa sadece. Ama bizi ve Allah'ı bize kazandırmamakta. İşte şimdi Mescid-i Aksa Kabe-i Muazzama'ya yani merkeze en uzak ibadet yeri. İşte böyle baktığımız zaman merkez yukarıda zat-ı ilahiye yani zat-ı mutlağın olduğu yer amaiyet, ahadiyet mertebesi olduğundan bu merkez olarak orası kabul edildiğinde Mescid-i Aksa dünyamız olmakta bizim. Bakın bu dünya Mescid-i Aksa hükmünde. Geniş manada. Neden? Allah'ın zatına tecelli olan en uzak yer dünya. Yani madde alemi. Uç. İşte Esfel-i Safil'in dediği yer bu işte.
en uzak, en geniş yani tecelli sahası. Şimdi diyelim ki bunun en uzun yeri şu köşesiyle bu köşesi. Buradan yola çıkmışsak, şu köşeye ulaşmışsak biz bu seyri kemal olarak yapmışızdır baştan sona kadar. Ama şuradan yola çıkıp şuraya kadar gelmişsek bakın bu seyir kemal değildir. İşte en uzak en kemalli yer manasına. Esveli Safilin de bu manada. Yani Hakk'ın zatından zuhur ederek en aşağıya gibi farz-ı muhal yani Allah'ı yukarıda görüp de aşağıda zemin olarak düşündüğümüz zaman. Halbuki dönen bir varlığın aşağısı neresi, yukarısı neresi? O da ayrı bir konu. Gece olduğu zaman biz acaba yukarıya doğru mu, aşağıya doğru mu dua ediyoruz? Nerede? İşte bu alem Cenab-ı Hakk'ın bütün özellikleriyle, bütün hakikatleriyle birlikte en kemal şekilde zuhura çıkarmış olduğu bir alemde yaşıyoruz. Ve bütün bu alemleri Cenab-ı Hak yukarıdan beri işte bilinen tecelli alemlerini isimlerinin ve sıfatlarının zuhuru için halketti. İnsan ise zatı için halketti. Zatına ayna olması için halketti. Cenab-ı Hak'la ünsiyet kuran insandan daha bir başka varlık var mı? Yok. Melekler var. Kardeşim melek var da melek kuvvet. Akıl değil, şuur değil, gönül değil. Bak ne diyor? Sübuhuna kuddusun. Biz tesbih ederiz. İşte meleklerde sadece cemali isimler var, celali isimler yok. Melekler, insan, her ne kadar Süleyman Ateş hocamız melekler insanlardan üstündür derse de onun kendi anlayışıdır denir. Çünkü meleklerin insandan üstün olması söz konusu değil. Çünkü melekler habib değil, habib olan insan, arif olan insan melekler değil. Gelecek. Dünya denmesi şimdi. Öyle bir yere, tabii, öyle bir yere tutulup ki ya. Dünya denmemesi lazım. Diğer tarafta hemen aklıma birkaç hadis geldi. Bunların bir tanesi. Dünya melunatı, melunun mertiği yani. Tamam. Cifreti, hepsi evet. Doğru ama bin o hale getiriyoruz. Dünyanın kendisi değil o. Bizim anlayışımız nefs-i emmare ile kullandığımız zaman Cenab-ı Peygamber Efendimiz Cevami-ül Kelim biz böyle kullandığımız zaman biz onu o hale nefs-i emmaremizin hükmü onu o hale getiriyor. Yoksa onun kendisi öyle değil. Ha ayrıca tabii. İşte bütün bunlar tamam da nihayetinde Allah bunun nihayeti kişi bu okyanusta gidebildiği yere kadar gider. Nereye gitmişse onun nihayeti odur. Daha ileriye gidenin nihayeti orasıdır. Amerika'ya çıkanın nihayeti orasıdır. Yani bu bir derya, bir seyir yani bir süreç. Sonsuz bir süreç. Ama Cenab-ı Hak bunu anlayacak kadar bir süre vermiş bize. Eğer bunu anlamayacak idiysek, anlaşılmayacak idiyse bu 80-60-70 senelerinde Cenab-ı Hak bize eski insanlar gibi 100-500 yaşında yapardı. Hadi oğlum, hadi kulum anlayın artık bunu size bu kadar zaman verdik diye. Ama vermişse bu kadar ha, o eksik bir iş yapmaz. Cenab-ı Hak yanlış bir iş yapmaz. Yetecek kadar şey var. Ancak yetiştiremedim, o bizim biraz gafletimizden oldu. Mesela bunlar bizim yorumlar bu. Sizin de dayandığınız o batınlı yorumlar daha çok. Bu batınlı tefsir ne kurmuş? İşari tefsirdir diye. Evet. İlgilenenler işari daha doğru olur. Evet. Veya işte bu yönde herkesin bilgisi olmaz. Tabii zaten şey değil ki mecburiyet de yok yani kimse bunları bilecek evet. Diye bir şey değil. Şimdi şöyle diyelim bir ağaç var mı ortada? Mesela bahçede bir ağaç var, güzel meyve ağacı var. Kökleri var mı? Var. Gövdesi var mı? Dalları, yaprakları
Var mı? Var. Yaprakları var. Çiçeği var mı? Var. Meyvesi var mı? Var. Her yaprak meyve olacak diye bir şartı yok. Ama hepsi yerli yerince hepsi lazım. Sonra. Çok yoğun bir tercih. Yani şimdi normal hayata dönüp yenirle aslına bakarsanız Allah'tır bu kadar çok tesadüf olmadan kısa geçmiş. Yani özüyle sunmuş. Çok fazla uzak mevcut bunu yapmışlar gibi. O hani dedenin peygamberin dediği şey gibi. Ötesi, gayet tabii, gayet tabii. Zaten biz de demiyoruz ki yani herkes bunu yapacak diye. Bakın burada herkes yok ayrıca. Sorduğun soruyla ilgili. Birleştirmeye çevirirsiniz. Zaten burada herkes yok. Bütün İzmir burada mı? Değil. Bak kaç kişi var İzmir'den. Yani ilgili olanlar için bu saha var. Eğer böyle bir sahada olmamış olsaydı o zaman Cenab-ı Hakk'ı biz sınırlandırmış olurduk. Fıkıh ilmi içine koyardık. İlmi ilahiye sadece. Ki o bir ilimle sadece oluşacak bir şey değil. Ve Peygamber Efendimiz'in de o söylediği müthiş sözleri, yok bir hadisi kutsi olarak söyledi, hadis-i şerif olarak söylediği şeyleri hiç ilgilenmemiş olurduk. O zaman ona haksızlık etmiş olurduk. Bize bu kadar büyük bir mirası ahirete gittiğimiz zaman derdi. Size bu kadar büyük bir ilim mirası bıraktım. Yaşam, ruh mirası bıraktım. Neye kullanmadınız bunları diye bizim yüzümüz olmazdı. Hiç olmazsa büyüklerimiz aramızdan bazıları bunu bilsin de bu yaşantıyı da biz de onların yanı sıra onların yüzü sürmetine bu soruya muhatap olmayalım. Estağfurullah. İşte zor bir şey. Özellikle işte Batı'da İslam'ın kabul edilmesine yönelik bir şey şablon bunlar var ya işte sosyalist İslam'ın güzel bir şey. Şimdi hani bu meselesiyle insanlara sunduğunuz zaman ne kadar güler bir doğru, ne kadar oluyor? Yani şimdi bakın, bu her işte olduğu gibi hususi tarafı var. Bir de genel tarafı vardır her şey. Genel tarafıyla yetinmek isteyenler zaten genel tarafı içindeler. Onların sorunu yok. Sorun araştırmacı olan bir hususi özel grupta. Yani sorun derken sorun çözülmeyen sorun değil. Yani onlar bunları kendilerine mesele edip yürümek istiyorlar. Ona da kimse mani olmaz. Ki onların da bir iddiası yok zaten. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Dünyayla ilgileri yok ki iddiaları ne olsun. Rablarıyla ilgili. O zaman özelde, hususide Rab'la ilgili olanın arasına kim ne diyebilir, ne girebilir ki? Hususide olan bir muhabbet, bir ilim, irfan alışverişi. Ama ne yapılıyor? Talep edildiği zaman geçmişteki tecrübelerde siz öğretmen olarak tecrübenizi her şeye aktarabilirsiniz. Bu da sizin rahmetiniz olur ayrıca. Şimdi sizin tecrübeyle anlatmış olduğunuz iki cümle tecrübesi olmayan bir kişi onu 20 sayfa okusa o özet bilgiye ulaşamaz. Yolu çok uzamış olur. İşte yapılması düşünülen yahut yapılan şey bunun gibi bir şey. Bir misal vereyim. Ben kendimden misal vermeyi sevmem ama yeri geldiği için 1945 senesini şöyle bir düşünelim. Tabii içimizde kim var kim yok görmeye. 50 senesine kadar olan bir eğitimim var benim. O günün tebeşiri olmayan, tahtası olmayan, sırası şeysi olmayan bir eğitimim var. Rum işte şeylerinden, binalarından döndürme, okullarda çalışılan. O günün öğretmenleriyle 5 senelik bir eğitimim var. Bu kadar. Ha, ama ondan sonra bakın 1953 bizim için bir dönüş noktasıdır. 53 senesinden beri de özel araştırmalarım var. Hem sanat yönünden, sanatı öğrenme, güzel tatbik etme yönünden hem de yanında tasavvufla ilgilenme yönünden. Yani süreyi belirtmek istiyorum. 53 senesinden 2010 senesine kadar geçen bir seyir var. Çok kısa bir de seyir değil. Yani söylediğiniz bazı şeyler varsa bu kadar seyrin neticesinde oluşan bir öz şey gibi. Yoksa bu birkaç saatle, birkaç sohbetle aşılacak, anlaşılacak bir şey değil. Demin de bahsettiğimiz gibi
bunların anlaşılmasına mahal olacak evvela hayal ve zan cennetinden, rehim cennetinden Adem'i manayı beden arzına indirmemiz gerekiyor ki ondan sonra o arzda bu işlemler onun üzerine işlenebilsin. Bir tuval olmadıktan sonra resim nereye yapılır ki yani? Suya resim çizmek, kuma resim çizmek gibi derler ya hani. Tabi zor mu? Pek kolay değil. Kolay mı? Pek kolay da değil. Zor mu? Pek zor da değil. Yani olmayacak şey değil. Tabi bir süreç meselesi, bir öncelik verme meselesi, bir irade meselesi ayrıca. Çalışma meselesi, fedakarlık meselesi. Gece saat 12'ye kadar, 8'den 12'ye kadar iş yerinde çalışıyoruz. Çırak, kalfa yardımcı olarak yahut usta olarak. Sabah kalkıyoruz saat 4 gibi sabah namazına 2,5 kilometre uzakta bir camiye, hoca orada olduğu için. Saat 8'e kadar bir çalışma yapıyoruz orada. Gerek işte Kur'an okuma, öğrenme, işte biraz çatpat Arapça gibi, biraz boğaz talimi gibi. Yani medrese tahsili gibi diyelim, gayri resmi. Oradan çıkıyoruz, 8'de iş başı, 2,5 kilometre geri tekrar dönüyoruz. Ve bu bir ömür boyu devam ediyor böyle. 53'ten sonraki, ama değişik hallerle, tabii değişik oluşumlarla. Herkes gider eğlenceye, şuraya buraya, sinemaya. Biz alırız kitabımızı elimize, bir boşlukta, bir şey yerde, biraz aydınlık olan bir yerde. O zaman lamba yok, elektrik yok, bir şey yok. Gaz lambaları var sadece. İdare kandilleri var, küçük kandilleri var dedi. Tarihi şeylerde gözüküyor. Ben şu kanaatim vardır kendi anlayışıma göre. Müşahede etmediğim bir şeyi konuşma. Ezberlediğim şeyi hiç konuşma. Konuştuğum varsa müşahedelidir. Evvela ben ona inanmışımdır ki mutmain dikkatle ortaya söyleyeyim, konuşayım. Ama karşımıza gelen arkadaşlarımız, dostlarımız kimlerse kabul ederler etmezler hür iradeleriyle bunlara hiçbir şekilde kırılmam. Bazen sohbette herhangi bulunduğumuz bir yerde öyle tenkitler gelir ki ben gülerek bakarım. Haklısın kardeşim derim. Neden? Haklı kendi bakışıyla bakıyor. Yalnız haksız olduğu taraf bütün fikirleri reddetmesidir kişinin. Bakın haksızlık oradadır. Anlayamayabilir bir insan ama bir şeyi anlayamaması, o şeyin yok olması demek değil. Ya bir başka hayatın sahası, safhası varsa, ya orada geçerliyse söylenen sözler, o kişi o zaman üzülür bir başka yerde tekrar onu duyarsa. Veya Cenab-ı Hak ahirette o inkar ettiği hadiseyi karşısına çıkartırsa üzülür tabii. Onun için iyi de olsa, herhangi bir şey iyi de olsa, kötü de olsa ihtiyatla karşılamak lazım. Bak iyi de olsa hemen kabullenmemek lazım bir şey. Yani pat diye üstüne atlama derler ya. Ha, iyi olduğunu gerçekten kişi kendi müşahadesiyle iyidir tasdikini aldığı zaman gönlünden kabullenmesi lazım. Birilerinin söylediği bu çok iyiymiş, iyiymiş diye yok. İhtiyatla. Ama yine aynı şekilde birileri çok kötü kötü yok değil. Ben göreyim onun kötü olduğunu da başkasının nakliyle olmasın. Neye giriyor bu sefer? Zanna giriyor iş. O da yanlış bir anlayış getirebilir insanı. Tamam. Hadi. Hayırlı günler. Yine görüşürüz inşallah. Allah kolaylıklar versin inşallah. Sizler de sağ olun. Bilmiyorum biraz faydalı oldu mu yoksa daha mı çok karıştırdı. Ben eğer şey yoksa son olarak bir cümle yazdırayım yahut söylemiş olayım. İki anlayış arasındaki farkı ve tatbikatı. Şöyle diyor bakın, arifin ibadeti. Burada arif demiş, akilin ibadeti diyelim biz bir bakıma.
veya idrak ehlinin ibadeti diyelim. Bakın, arifin ibadeti nazarında hazır olan hakkadır. Arifin ibadeti nazarında hazır olan hakkadır. Nakısın ibadeti ise nazarında gaib olan hakkadır. İşte kendimize bakalım hangi bölümdeyiz, ona göre hayatımızı sürelim. Yazmak isteyen varsa tekrar okuyalım. Nedir? Nazır, akıl ibadeti nazarında...